Endi nima qilaman dedi. 100 minglar qoldi dedi. O'zi 100 so'm yo'l paytda nima degan? Yo'l kirasini rashotini oladi, bitta pirajkani ochib yeya olmaydi. Allohga tavakkal deb yuradi. Chunki yo'qda. Dalil yarim puli ketib qolsa vasvas bo'lib qoladi, bilasiz? Assalomu alaykum musofir yurt ko'rgan aziz aka ko'p singillarim, sizlar uchun eng ishonchli barakalar akasini tavsiya etaman. Bizda dokument soxta pechati borlar, krediti borlar, bemalol bizga pastaga raqamlarga murojaat qilsangiz, xohlasangiz onlayn, xohlasangiz offlayn tarzda abonementlarni eng arzon qulay tarzda professional provayderga borish kelishiga yozib beramiz. Hurmatli obunachilar, bizning ofisimiz adresi Glavniy ofis Moskva City'de metro Delovoy Center 2-chi bekatda, filialimiz Kalovskoy oblasti rayon Balavanovda. Bizdan uzoqda bo'lsangiz, bezak kimit bo'lsangiz, WhatsApp orqali video yuzasidan telefon qilsangiz, onlayn tarzda chiroyli biletingizni yozib beramiz. Aeroportda chiqa olmaganingiz bilan hech qachon qiynalmaysiz. Musofirlarga kunlarim, halol mehnat topgan pulinglarni har qanaqa mashinalarga sarflab yubormanglar. Inson o'zi sezgan, sezmagan holida al-Qodir bo'lgan Alloh subhanahu va taologa intiladi. Uni panohiga, himoyasiga, qo'llashiga erishligi uchun. İnsan özünü zayıfligini tan aldı. Allah Taala'nın kudret ekası ekenligini tan aldı. Mana şu halatta onun zayıfligi kamil oldu. Mana şu onun zayıfligi Allah'ını tanışka, Allah'a itaat kılışı yeterliydi. İnna Allahu ala kulli şeyin kadir dedi Allah Taala Fatir surası da. Elbette Allah her narsaga kadir bo'lgan zotdir. Qaraylar, mana kudret sıfatı Allah Taala'nın kadirligi. İçimizde mana şu nevesini buzup taşlaştıkça kudreti var adamlar var. Şu nevesini yasab verişteki kudreti var adamlar var. Lekin ulanın hamasının kudreti balgarkaga, sivarkaga, elektrotga, tokka, nimagadir bog'liq. Sizi kudretiz nimagadir bog'liq. O'sha narsa bo'lmasa oturarız hamma qatori. Endi Alloh taoloning kudreti esa bunaqa bironta bir sababga muhtoj emas. Allah nasıl ya kadir boyan zat? Allah kadir mi? İnsaniyette Adam Aleyhisselam davriga qaytarib qo'yishga kadir. Allah kadir mi? Hammani bir paytda iymon qilib qo'yishga kadir. Allah xohlasa bo'ldi. Allah her nesaga kadir. Allah Müslümanlarni yeryüzüde hazır aziz mükerram qilib qo'yishga kadir mi? Kadir. Nima qilmayapti olmasa? Cevap aniq. Müslümanlar unaqa aziz mükerram bo'lishga loyiq emas hazır. Allah kadir, lekin bandalar unga loyiq bo'lish kerak. Aziz mukarram bo'lishiga loyiq, kerak bo'lgan sababni qilish kerak. Shunda Alloh aziz mukarram qiladi ularni. Kuchli, qudratli zotga intilish insonning tabiatidagi bor sifat. Inson kimga qarab intiladi? Bilishi, eshitishi, ko'rib turishi aniq bo'lgan zotga, Alloh subhanahu va taologa. Alloh azza va jalla aytadi, astagfirullah. Ya'lamu khoinatal ayuni va ma tukhfi sudur. Alloh azza va jalla ko'zlarning xiyonatini ham, dillarning yashiradigan narsalarini ham bilur. Ko'zni xiyonati nima? O'g'rincha qarab qo'yish. Ko'zimni tashab qo'yasiz-ku? Biladi Alloh. Mana sabab o'ylab qo'ydi, saling ko'ribdi, ko'rib qo'yibdi. Alloh ko'zni xiyonatini ham biladi, qalbingiz yashirgan narsani ham biladi. Endi Alloh hamma narsani biladi deganingizdan keyin öz-özünden Allah Teala'ya intilmeye, onge suyanmeye ilacız yok. Eğer yapırsanız Allah işitip duradı. Hareketlersiniz, görüp duradı. Kalbinizde buna sana tüyüp koysanız, onu yanbıladı. Dua kısız, işitedi. Sır aşkarızdan haberdar. Şunge işensiz, sizi talebinizi berişke kadri ekenliği imanınız kamil buladı. Sizi muminliğiniz kamil buladı. Allah'dan yaşar bu müddetine sana, doğru mu? Adam balası pul diye muhtaç olsa kime aldı diye baradı? Kambag'alni aldı diye var mıydı? Boyda aldı diye baradı. Yani hamma boyda aldı diye var mıydı? Ondan çıkışı mümkün bo'lgan, ümit kılış mümkün bo'lgan boyda aldı diye baradı. Ya kambag'alni aldı diye baradı mı? Yok. Demek insan Allah Teala diye dua kıldı mı? Demek Allah'ın kadri ekenliği işini yaptı. Allah da berişlikke, kadri ekenliğe işangenlik için dua kılı yaptı. Allah onu kollaştığı işangenlik için suyanı yaptı. Halinde siz eğer parvardigar dediniz mi hocam muminsiz? Siz körgeniz yok ona. Avazını eşitkeniz yok. Lekin siz işini yapsız sizi eşitliğine. Siz işini yapsız siz oraya genizi berişe kadirliğine. Dua kıyanız muminliğiz.
Demek biz kimge müracaat kalamız eken? Duayımızı eşitadı yonge, müşkülümüzü halkaladı yonge ve özümüz yaş görgen Allah subhanahu ve ta'ala'ya. Yani kaytar vaytamız, dua kılıçta özü bilen biz mumun bulduk. Çünkü barliği işandik, körüp eşit duruşuge mumun bulduk, kudretige ve mumun bandalarge rahimliyikenliğige işandik. Estadı billah, kul ma ya'ba'u bikum rabbi levla dua'ukum. Eğer dua iltica kılmaz iken sizler, parverdigarım sizlerge parva kılmaz. Deb aytin ey Muhammed Aleyhisselam. Dua kılmasaylar Allah sizlerge parva kılmaya koyar. Çekil surup koyardı sizlerde yani. Dua kılmazken sizler Allah sizlerge parva kılmaydı diyebdi. Ondan taşkarı başka ayette istedibillah. Ve kala rabbukum udu'uni astajib lakum. Parverdigarımız aytti ki dua kılıylar icabat kılaman dedi. Kim menga duo qilishdan kibr qilsa, ularni men azoblayman deb aytgan. Duo birodarlar ibodat hisoblanadi. Ad-duo muhul ibada, duo ibodatning aslidir, Imom Termiziydan. Ad-duo huval ibada, duo ibodatdir, Imom Termiziydan. Demek duoni o'zi ibodat ekan. Hamma narsa qudrat egasi bo'lgan Alloh taoloning qo'lida. Siz mu'min sıfatıda Allah bilen özünüzü aziz bilesiz. Yani Allah her nesilge kadir. Allah gibi yani imanınız bilen azizsiz. Bana şu imanınız bilen küçülüklerin içi de en küçülüksiz. Asarladı keltirladı. En küçülü adam bulmak için misin? Allah'a tevekkül kıl. En boy adam bulmak için misin? Özünü kolindeki nesilge işen geneğinden köre Allah'ını kolindeki nesilge katta kırak işen. Studentler bir müddet bittinge maydasta yürüyordu. Yol kirasını raşotunu aladı, bitti pireşken o şeyi almaydı. Allah'a tevekkül de yürüyordu. Çünkü yok da tevekkül deyişten başka çaresi yokluğu için tevekkül deydi. Keyin katta roman sapki oturadı, ya bir kandide ticarette başlaydı, boyu badala top getkenden keyin 100 bin, 200 milyar dolar pulu bop koyandan keyin tevekkülü pulu gibi bop koladı. Dalil? Yarım pulu ketib qolsa vasvasa bo'lib qoladi, bilasiz? Endi nima qilaman deydi. 100 minglar qoldi deydi. O'zi 100 so'm yo'q paytda nima degan? Shuning-chun, shu gap bizga ham tegishli. 3-4 chaqasi bor odamlar, Allohning qo'lidagi narsaga suyanishimiz, tavakkulimiz qattiqroqmi yoki pulimizgami? O'ylanadigan savol bu. Ha, endi mancha pulim bor, endi qo'rqmasam bo'laveradi. Endi mancha narsani orttirib qo'ydim. Ja, bo'lsa bittasini sotsam mancha problem. Qayoqdan bilasiz? Odamlarning eng hurmatlisi bo'lishni xohlaysanmi? Allohdan taqvo qil deyiladi asarlarda. Shuning uchun birodarlar, iymon bilan ruhiy kasallik bitta qalbda jamlanmaydi. Bir vaqtda o'zida inson ham iymonlik, ham ruhiy tushkunlikka tushishi mumkin emas. Chunki Alloh bor, hamma narsaga qodir. Misol. Bir yosh yigit harbiy xizmatga bordi. Tasavvur qiling. Mana shu yosh askar bir harbiy qismga bordi xizmat qilgani. Uni otasi shu harbiy qismning generali. Endi u harbiy qismda polkovniki bor, mayori bor, kapitani bor va hokazo serjantigacha. Endi shu bolani bir serjant xafa qilyapti. Qonun bilan, ustoz bilan muomala qilmayapti-da xafa qilib, hadib yig'latyapti. Endi bu bola innamasdan yig'lab yurishligi to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri bo'ladimi? Nima qilish kerak? Generalga aytish kerak. Otasiga aytish. Demak, otasi mana shu harbiy qismning eng katta odami bo'lib turib, generali bo'lib turib, bu bola yig'lab o'tirishligi aqldan bo'lmaydi. Shuning uchun mo'min odam uni ruhini cho'ktiradigan, ko'nglini cho'ktiradigan, uni xavotirga soladigan narsa kelganda u tushkunlikka tushmaydi. Kimga yig'laydi? Kimga dardini aytadi? Shuning uchun aytyapmiz, ruhiy tushkunlik bilan iymon qalbni bir vaqtda o'zida jamlana olmaydi. Chunki iymoni baquvvat bo'lgan odam hech qachon ruhiy tushkunlikka tushmaydi. Chunki hamma narsa kim qo'lida? Endi tushkunlikka tushib ketyapmizmi? Demak, iymonimiz zaif ekan. Allohning qudratli zot ekanligiga bo'lgan iymon mo'minning qalbiga xotirjamlik, sabot olib keladi.
g'alabani olib keladi. Allohga iymon keltirdingiz, Allohni tanidingiz, aniq bildingiz. Hamma narsa Allohning ismida ekan. Alloh xolamasa, hech kim hech narsa qila olmas ekan. Bunday iymon egasi birodarlar qo'rquvga, xavotirga, ruhiy tushkunlikka tushmasligi kerak. Kim aytgani bo'ladi? Al. Aka, olsangiz ishingizni olasiz-da. Jonim olamiz dedingiz. Meni rizqim Alloh yozib qo'ygan. Oling ishingizni deydi. Qo'rqmaydi, qo'rqmaydi. Benzin nechta pul bo'ldi? Nima, benzin 1 dollar bo'lar ekan. 5 dollar bo'lsa hamchi yurasan. Mashinani ko'ryapsizmi ko'pligini? Sig'may ketdi-ya. Xotirjam bo'l birodar, 5 dollar bo'lsa ham quyib yurasan. Alloh senga o'sha mashinani yurishlikka yarasha pulni beradi. Ruhiy salomatchilikni, yuksak ma'naviyatni, quvvatni, xatar oldida sobit turishligining asli Allohga bo'lgan chin iymon. Qoida: g'am qayg'uni, tashvishni yengishlik uchun kishiga iymon kerak. İmanı bor odam bu narsalarni yengishlik oson bo'ladi. Kim aytgani bo'ladi? G'am qayg'uni, tashvishni yengishlik uchun kishiga iymon kerak. Qur'oni Karimning qissalari kim uchun birodarlar? Siz bilan biz uchun. Bu qissalardan biz ibrat olishimiz kerak. Astagfirullah. Qola ashabu Musa inna la mudrakun. Musa alayhisalom Misrdan Banu Isroilni yetalab olib chiqib ketdi tunda. Firavun uyg'ondi, kecha ruxsat berib qo'ygan edi, endi fikridan qaytdi. O'sha zamonning eng qudratli qo'shini bilan boyaga nochor, notavon bo'lgan yahudlar orqasidan quvib chiqdi. Bu 600 ming yahudini avvalo dengizga borganida orqa tomonidan Firavun qo'shini bilan kelayotganligi ko'rindi. Shunda Alloh taolay aytadi, Musoning hamrohlari bizlar aniq tutildik deyishdi. Masalan hech narsa yo'q najot. Qarang, Firavun o'zini bor kuch-quvvati bilan, xiqda adovati bilan mana shu zaif toifaning ustiga qo'shin bilan bostirib kelyapti. Insoniy o'lchov bilan qarasangiz, Banu Isroilning qutulishlikka, najotga shansi 0. Iymoni zaiflar bo'ldi, tugadi, hozir kelib qirib tashlaydi dedi. Lekin Musa alayhisalom nima dedi? Kalla inna ma'iy robbi sayahdin. Yo'q. Aniqki men bilan Parvardigorim bor, aniq yo'l ko'rsatadi dedi. Bir xil holatda Musa alayhisalom ham qolgan yahudlar ham bir xil holatda. Katta qismi bo'ldi, tugadi deganda Musa alayhisalom aytibdi, "Robbim men bilan yo'l ko'rsatadi." Ishonchni ko'ryapsizmi? Ishonchni ko'ryapsizmi? Shuning uchun mo'min odam tushkunlikka tushmaydi. Kim aytgani bo'ladi? Muhammad sallallohu alayhi vasallam Toifga chiqdilar. Toif ahli uzotni toshbo'ron qilib haydashdi. Mana endi Makkaga qaytib kirgani xavotir bor. Chunki Rasululloh Quraysh chiqmaysan desa chiqib ketdimi? Endi Makkaga kirganda to'g'ri kelgan bittasi payg'ambarimizni qatl qilishi yoki uzotga aziyat yetkazishi mumkin. Shunda Makkaga kirishlikda payg'ambarimiz shunday bir xavotir bilan turganlarida Zayd ibn Xorisa aytdiki, "Yo Rasululloh, qanday qilib qaytib kiramiz endi?" Axir Quraysh Makkadan chiqishlikni man qilib qo'ygan edi-yu. O'ylab ko'riladigan bo'lsa, mana shu tushkunlikni eng cho'qqisi. Makkaga sig'madi Rasululloh. Rasulullohga da'vat qilmaysan deb man qilib qo'ydi da'vatdan. Endi boshqa shaharga borib o'ziga yordamchi istodi, toshbo'ron qilib haydashdi. Mana shunday tushkunlikka tushib ketadigan holatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytilarki, "Ey Zayd, albatta Alloh o'zining nabisiga yordam beruvchidir." Ko'ring birodarlar. Inson bolasi qalbida komil iymoni bo'lar ekan, u tushkunlikka tushmaydi. Chunki Al-Qodir bo'lgan Robbisi uni mana shu mushkuladan chiqarishga qodir bo'lgan zot. Alloh subhanahu va taolo sen unga ishonishingni xohlaydi. Uni qudrati va rioyasiga ishonib, xotirjam bo'lishingni xohlaydi. Mo'min odam Alloh taolaning madadi va yordamiga aniq ishonadi. Ey Zayd, albatta Alloh o'zining nabisiga yordam beruvchidir. Qoida: payg'ambarimizning bu so'zi bandani o'z Robbisiga bo'lgan ishonchi edi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ni hicret kılıp çıkıp gitkenlere de Kureyş müşrikleri o zatının tirigi ölügüge 100 tüyana mükafat kılıp koyuştu. Koludan kegen kemegen adam Peygamberimizi tutup bana şu mükafatke, ege bolşikke haris boldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir Sıddık ketiyatkenlere de ana şu mükafatın ilincide Surakatını Malik, El-Cüş'umi bunlara ergeçti. Sıra dersinde de etkemiz, işkensiler. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Suraka'ya keyfe ente ya Suraka ve fi yedeyke sivara kisra dediler. Yani haberini yaşırıp Kureyş'e etmesliği vadasını alıp katip etken de Suraka. Peygamberimiz ettiler ki ey Suraka Kisra'nı bile üzüylerini kolinge takkanin de halatin kandibi olarken dedi. Ne de yaptı? Yurtudan kaçıp getirken, tırıge ölügege mükafat kılıp yüzde tüye tikilgen adam şuna kadıydı mı? Yani o şu devirdeki en kudretli bogan Fars memleketini, padişahını bile üzüğünü vada kıladı mı? Bu kanaka işanç. Ha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün el-kadir bogan, Rabbisi bogan imanı kamil. Ha, uzat sallallahu aleyhi ve sellem el-kadir bogan Rabbisi'nin vadası işanadı. Tüşkünlükü tüşmüydü. Çünkü Allah her nesege kadir. Medine'ye getir baradı, devlet var pakıladı, koşun cemliydi, Müslümanlar Fars'ı mağlup kıladı. Ana şunda ey Suraka, seni kulinge Kisra'nı bile yüzüyleri takıladı. Seni asırında buladı. Resulullah'ın ibadası hayatta hakikat görüldü. Resulullah özünün Rabbisinin Al-Kadir ekenliği imanı kamil, şunun için işene de şükürlükle düşmüydü. Şunun için buradalar hazır hükümde, dünyanın garbı şarkını kariyerken bu siz, bizi dinimiz, Müslümanlar, İslamımız, herkıl tuhumat, buhtanlar gibi şirap durdu. Garbını, şarkını, ammavi ve akbarat vasıtalarını kılıyken işe yakara siz, dinimizge iç kanaka alakası bulmagen, terörünü, kanhurliğini, İslam'da umman koranengen bazı işlerini, İslam'dan ekenliğini tuhumat kılıp, buhtan kılıp, hemen işantırmak gibi oluşadı. Ha, ümmet hazır bana şimdi bir har halatta buradalar. Ama sadık, mumun, sadık iman egesi Allah Teala'nın nusretine işanadı. Çünkü inna Allah ala kulli şeyin kadir. Allah her bir tanesine kadir. Elbette Allah Teala özünün nusretini birerdi mumunlarga. Mumun bandaların yardımsız taşap koymaydı. Mumunlarını aziz kıladı, anık işanı. Fakat mumunlar Allah'ın şu nusretini alışırken layık buluş gerek. Allah Teala elbette nusretini beradi fakat onga loyiq bo'lish kerak. İmonida sobit bo'lish kerak. Amallarda sobit bo'lishligi kerak. O'lchov tushunchalarda to'g'ri bo'lishligi kerak. G'arbdan sharqdan kelgan tasavvurlar bilan tushunchalar bilan yashamaslik kerak. Alloh taolay ta'ala astad billah va la tahinu va la tahzanu va antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kufrga qarshi kurashda sulashmanglar, g'amgin bo'lmanglar. Agar haqiqiy iymon egalari bo'lsanglar sizler âli bolasılar, sizler üstün bolasılar. Bizim imanımız kamil. Allah kadir mu'minlarda aziz mükerrem kılıçlık ya. Avval aziz mükerrem kıyan edik. Fakat bu halk, bu ümmet, bu Müslümanlar Allah'ın nusretine layık buluşları gerek. Çünkü buradalar, biz anık işanımız. El-Kadir bugün Rabbimiz bu kainatta bulayken her bir tanesinden haberdar. Allah bo'layotgan narsalarni bilmayaptimikin, bexabarmikin deb o'ylashlik iymonga teskari tushuncha. Astagfirullah, va ma tasqutu min varaqatin illa ya'lamuha. Qancha daraxt bor yer yuzida? Qancha bo'lgan va qancha bo'ladi daraxtlar? Va qancha barglar bor? Ana shu barglardan birontasi yerga uzilib tushmaydi, magar Alloh biladi. Alloh hamma yoqda bilib turibdi. Allah özünü düşmanlarını galip kılıçlığı kaldırmaz mı ki deyip oylaş buradalar imanı tezgara düşünce. Çünkü inna Allah ala kulli şeyin kadir. Allah hemen eseki kadir bugün zat. Yeryüzü bulayken işlerge Allah'ın parvası yok mu ki deyip düşüncede buluşan buradalar imanı tezgara düşünce. Çünkü Estağfirullah ve huvellezî fissemâi ilahun ve fil ardı ilah ve huvel hakimul alim. U Alloh osmonda ham iloh, yerda ham iloh bo'lgan zot. U hikmat egasi va biluvchi bo'lgan zot. Musulmonlarning dushmanlari Alloh xohlamagan ishni ham qila olishadi deb o'ylashligan birodarlar, iymonga teskari shuncha.
Müslümanlar da har kılışı yaptı mı? Har kılışı yaptı. Allah bilmi yaptı mı? Allah bile yaptı. Neme getek koy yaptı? Müslümanlar şunca layık olup kaldı. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ Kafir bo'lgan kimseler üstün keldik deb hisoblashmasin. Ular hargiz aciz kıla olmaydılar. Yani Allah Ta'ala albatta cezalarını beradi ularni. Biz mu'min sıfatlı birodarlar, Allah Ta'ala hamma narsani bilib turadi. Hamma narsaga qodir. Yeryüzde bo'layotgan ishlarga Allah beparvo emas. Allohning iznisiz dinimizi düşmanları o'rnidan qimirlanmasligi, ular Allohning qabzasidan qochib qutula olishlikka qodir emasligiga iymon keltirishimiz kerak. Nima bo'layotgan bo'lsa Alloh xohlagani uchun bo'lyapti. Bilinki, mana shu musulmonlarning ustida hozirgi kundagi bo'layotgan mana shu ishlarda bir ulug' hikmat bor. Musulmonlar uchun foyda bor. Lekin bu hikmatni, bu foydani siz bilan bizning ko'zimiz ilg'olmaydi. Chunki Alloh taoloning ne'matlari bor, zohiriy va botiniy. Ko'rinib turgan ne'matlari bor va ko'rinmayotgan ne'matlari bor. Va asbaga alaykum ni'amahu zohiratan va batina. Va sizlarga barcha zohiriy va botiniy ne'matlarni komil qilib berganini ko'rmaysizlarmi? Biz Alloh taoloning Al-Qodir ismi haqida dars qilyapmiz. İnna Alloh ala kulli shay'in qodir. Alloh har narsaga qodir bo'lgan zot. Mana shu e'tiqodingiz mustahkam bo'ladigan bo'lsa, qalbingizda xotirjamlik bo'ladi. Allohning yordamiga bo'lgan ishonch paydo bo'ladi. Al-Qodir ismini Qur'on va sunnatda vorid bo'lishligi. Bu ism Al-Qodir ismi Qur'onda ham zikri bor, hadisda ham. Astagfirullah. Yakhluqu ma yasha'u wa huwa al-alimul qodir. U o'zi xohlagan narsani yaratur, u bilimdon va qudratlidir. Mana Qur'onda yana bitta bir misol, astagfirullah. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'a va tanzilul mulka mimman tasha'a va tu'izzu man tasha'a va tudhillu man tasha'a bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qodir. Ayting, ey mulki davlat egasi bo'lgan Allohim, sen istagan kishinga mulk ato qilursan. Istagan kishingdan bu mulkni tortib olursan. Istagan kishingni aziz qilursan, istagan kishingni xor qilursan, bor yaxshilik yolg'iz sening qo'lingdadir. Albatta sen barcha narsaga qodirsan. 30 ta o'rinda birodarlar innalloh ala kulli shay'in qodir jumlasi keladi. Albatta Alloh har narsaga qodir bo'lgan zot. Mana siz bilan biz har kuni namozdan keyin o'qiydigan kalima-i tavhid. La ilaha illalloh vahdahu la sharika la lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Yagona Allohdan o'zga iloh yo'q. Uning sherigi yo'q. Mulk unga xosdir. Hamd unga xosdir. U har narsaga qodirdir. Allohumma la maniya lima a'toyta. Parvardigor sen bergan narsani to'sib qoladigan yo'q. Vala mu'tiya lima mana'ta. Sen man qilgan narsani beradigan yo'q. Ya'ni sen berishni xohlasang hech kim to'sib qola olmaydi, keladi. Agar sen berishni xohlamasang hech kim bera olmaydi. Vala yanfa'ul zal jaddi minkal jadd. Huzuringda boylik egasiga boyligi foyda bermaydi. Alloh sizni boyitib qo'yishni xohladimi? Butun dunyo qarshi tursin, Alloh sizni boy qilib qo'yishiga qodir. Astagfirullah. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahma. Fala mumsik ala. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Alloh odamlar uchun ne bir rahmat, marhamatni ochib qo'ysa, bas uni ushlab to'sib qolguchi bo'lmas. Va nimani ushlab qolsa, bas u zot ushlab qolgandan keyin u narsani bandalarga biron tuyborguchi bo'lmas. Agar Alloh siz bilan bo'lsa, kim sizga zarar yetkaza oladi? Agar Alloh sizga qarshi bo'lsa-chi? Kim sizga foyda keltira oladi? Shuning uchun aytishimiz kerakki, Parvardigor, seni topgan banda nimani yo'qotibdi? Seni yo'qotgan banda nimani topibdi? Qudrat, qadar va qodir kalimalari. Mana qodir so'zi qaysi so'zdan chiqarib olingan, ishtiqoq qilingan? Taqdir so'zidanmi, qudrat so'zidanmi? Mana masdari bir, masdari bir. Taqdir, qadar so'zidan chiqarilganmi al-qodir? Yoki qudrat so'zidanmi? Ikkita odam bor. Ilmli odam
cüratli adam. İlimli kişinin işi, tadbiri, rejası puxta bo'ladi. Çünkü nima bor unda? İlim, marifat bor. Cüratli adamda ilim, marifat bo'lmaganligi uchun onun işini, tadbiri, ilimli adamın işini tadbirdaqa bo'lmaydi. Oliy darajadagi ilmi bor adam ki, maqsadiga yeta olmaydi. Nima uchun? Tadbiri zor o, cürati yok. Endi cüratli adam, cürati bor, lekin tadbiri yok. Kamchilik da shijoatli kishi bir ishni qilish kerak, ammo ilmsizligi sababli qanday yo'l tutishni bilmaydi. Ilmi bor, jur'ati yo'q. Jur'ati bor, ilmi yo'q. Savol. Qadrlagan odamingizni doim yaxshi ko'rasizmi? Siz qadrlaydigan bitta odam bor, doim yaxshi ko'rasizmi? Ikkinchi savol. Yaxshi ko'rgan odamingizni doim qadrlaysizmi? Yaxshi ko'rdi degani albatta qadrladi degani emas. Qadrladi degani albatta yaxshi ko'rdi degani emas. Yaxshi ko'rgan odamingizni doim qadrlaysizmi? Qadrlagan odamingizni doim yaxshi ko'rasizmi? Yo'qida bir odam bir odamni qadrlaydi, ammo yaxshi ko'rmaydi. Yoki yaxshi ko'radi, ammo qadrlamaydi. Misol bilan tushuntiramiz. Ota-ona farzand uchun muhabbatni eng oliy martabasida turadi. Ama bu ota-ona savodsiz. Farzand olimlik maqomiga yetgan. Ota-onasini yaxshi ko'radi, lekin ilm maydonida qadrlamaydi. Tushunali bo'ldimi? Yaxshi ko'radi, ammo qadrlamaydi. Chunki ota-ona savodsiz. Yaxshi ko'radi, ammo ilm maydonida qadrlamaydi. Endi ikkinchisi. Ilmli odam bor, oliy darajadagi professor, akademik, ilmida tengsiz. Uni qadrlaysiz, ammo xulqi, fe'l-atvori chataqligi uchun yomon ko'rasiz. Yaxshi ko'rib turib qadrlamadi, qadrlab turib yaxshi ko'rmadi. Bir tabib bor, fe'l-atvori yomon, axloqi chataq, og'zi shalaq, faxshda tinmay gapiradi, ammo o'zini ishini tengsiz mutaxassisi. Uni qadrlaysiz tabibligini, lekin shaxsiyat sifatida yaxshi ko'rmaysiz. Ammo Alloh subhanahu va taoloni al-qodir bo'lgan zotni qancha qadrlasangiz shuncha yaxshi ko'rasiz. Qancha yaxshi ko'rsangiz shuncha qadrlaysiz. Tabarakasmu robbika zil jalali val ikrom. Buyuklik va karam sohibi bo'lgan Parvardigoringizning nomi barakotli muborakdir. Allohni buyukligi uchun ulug'laysan, ikromi uchun yaxshi ko'rasan. Al-qodir Alloh taoloning go'zal ismlaridan. Qancha qadrlasang shuncha yaxshi ham ko'rasan. Endi qarayimda qancha odamni qadrlaymiz atrofimizda yurgan va qanchasini yaxshi ko'ramiz. Alloh al-qodir bo'lgan zot. Qodir so'zi taqdir so'zidan olingan, ya'ni cheksiz ilm egasi. Yana qodir so'zi qudrat so'zidan olingan. Demek kuch qudrat egasi. Qodir degan so'z ham qudrat so'zidan olingan, ham taqdir so'zidan olingan. Alloh taoloni ilmi bilan qanchalar xotirjam bo'lsak, qudrati bilan ham shunchalar xotirjam bo'lamiz. Uning qudrati bilan qanchalar xotirjam bo'lsak, ilmi bilan ham shunchalar xotirjam bo'lamiz. Demek, Alloh taoloning Al-Qodir ismi taqdir so'zidan ham, qudrat so'zidan ham olingan. Alloh subhanahu va taoloning Al-Qodir ismi inson bilan uning umri davomida doim birga bo'ladi. Allohning qazosi bor, Allohning qadari bor. Allohning qazosi degani bu Allohning ilmi degani. Allohning qadari degani o'lchovi degani. Alloh hamma narsani bilib turib o'lchov bilan yaratgan zot. Mana shu insonda kibr sodir bo'lishini Alloh taolo bildi va ana shu kibridan qutulishligi uchun bir muolajani tayyorlab qo'ydi. Boshiga bir musibat tushadi-da bu yerga kibr qilgan odamni. Xorlangandan keyin alamga kiradi-da ustiga kelgan shu musibatning sababi kibr ekanligini tushunadi-da tavba qiladi. Demek Alloh taolo har narsaga qodir zot. Bilishga ham qodir, tarbiyalab qo'yishga ham qodir bo'lgan zot. Agar siz birodar Alloh bilan birga bo'lib lazzat topayotgan bo'lsangiz, demek siz omonlikdasiz, rohatdasiz, xotirjamlikdasiz. Bilib qo'yinglar, insonning qalbi taskin topishi,
kalbi osoyishta bo'lishi, kalbi xotirjam bo'lishi bitta narsaga bog'liq. Bu taskin, bu xotirjamlik, bu sakinat, xotirjamlik Allohning zikriga bog'liq birodarlar. Robbimiz subhanahu va taolo aytayapti: "Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub." Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohning zikri bilangina orom olur. Bu nima degani? İnsonda qalbi boshqa narsalar bilan ham orom oladi. Masalan, katta pul topsa orom oladi. Bir mansab ketsa orom oladi. Bir muammosdan chiqsa orom oladi. Giyohvand moddalarni nima qilsa, iste'mol qilsa orom oladi. Lekin haqiqiy orommi bu? Bu u orom deb o'ylayotgan narsalar oqibati qanaqa bo'ladi? Qarang, mansabga o'tirib qalbingiz orom oladi, mansabdan tushirish vardı. Orom yo'q. Giyohvand moddani tomiridan haydadi, bir soat, yarim soat orom oldi, keyin u azob. Siz bilan bizi yo'qdan bor qilgan Parvardigorimiz aytayapti: "Ey bandalar, sizlarning qalbinglar faqat meni zikr qilish bilan orom oladi", deyapti. Zikr bilasizmi qalb uchun nimaga o'xshaydi? Tuvaydagi gulizga suv qanchalar zarur? Suv qo'ysangiz ko'karib o'sadi. Suv qo'ymasangiz qurib qoladi. Xuddi shunga o'xshagandek, lillahil masalul a'la. Allohni zikr qilgan odamning qalbi tirik turadi. Robbisini zikr qilgan odam bilan Robbisini zikr qilmagan odamning misoli dedilar Rasululloh. Tirik odam bilan o'lik odamga o'xshaydi. Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohni zikri bilan orom oladi. Alloh azza va jalla qalbingizga taskin beradi agar zikrda bo'lsangiz, Allohni eslasangiz, zikrda bo'lsangiz. Bu qalbni tamomiy sakinatda bo'lishligi faqat mu'min bandalarga beriladigan Allohning xos ne'mati. Chunki birodarlar qarang-da, Alloh taolo sog'ligini ham, zakovatni ham, molni ham, quvvatni ham, chiroyini ham hammaga beraveryapti. Kofirga ham, mu'minga ham beryapti. Ammo sakinat, xotirjamlikni Alloh taolo mu'min bo'lgan do'stlariga beradi, o'lchov bilan ato qiladi. Demak, omonlik, xotirjamlik faqatgina mu'minlarga beriladigan xos ne'mat ekan. Agar bilsangiz, dedi Alloh taolo, aytingchi, qaysi guruh qo'rqmay, xotirjam bo'lishga haqliroq? Iymon keltirgan, o'z iymonlarini zulm bilan aralashtirmagan zotlar, ana o'shalar xotirjam bo'lguchidirlar va ana o'shalar hidoyat topguchidirlar. Sen banda zaifsan, Alloh qodir. Sen faqirsan, Alloh boy. Sen bilmaysan, Alloh biladi. Sen qayerda bo'lma, Alloh sen bilan birga. Alloh taoloning chi birodalar, bandalar bilan birga ekanligida shubha qilmaylik. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Qayerda bo'lmaysizlar, Alloh sizlar bilan birga. Endi mana shu Allohning birga bo'lishi ikki xil bo'ladi. Umumiy birgalik va xos birgalik. Umumiy birgalik nima? Mu'min bo'lsin, kofir bo'lsin, Alloh u bilan birga. Uni kuzatish bilan, nazorat qilish bilan, ko'rib turishi bilan. Xos birgalik bu mu'minlar bilan bo'ladigan birgalik. Wa annalloha ma'al mu'minin. Alloh sen bilan birga nimasi bilan? Kuzatib turish bilan ham sen bilan birga. Endi qo'llashi, saqlashi, tavfiq berishi va yaxshi ko'rishi bilan birga. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, Alloh subhanahu taologa cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Mana biz Hadiya Kamkor jamoati mana bugun Bishkek shahrida Al Umma fondi bilan birgalikda turibmiz. Bu yerga kelishligimizdan sabab mana shu hozirgi kunda xabaringlar bor, Falastin xalqiga mazlum bo'lgan shunday bir xalqqa katta yordamlar juda bir muhimligi sababidan biz mana shu yerga Al Umma fondiga keldik. Chunki hozir mana shu fond orqali bir kanaldan Falastin xalqiga yordam jo'natilyapti. Shu sababdan hamkorlik ma'nosida inshaalloh bu fond bilan yaqindan tanishgani keldik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu qirg'izistonliklar. Mana bugun bizde qonoqto belgili fond tushdikdi. Qamqor Hadiya degan fondun o'kildiri jana raisteri bizge kelgan ekan. Sizde bilgendey, mana bir hafta murun biz jardam shottorunu açtık ile
азыр кыйналган биздин бордош палестиналыктарга жардам беребиз деп Газа тилкесинде азыр жабыркаган адамдар көп. Анан биз Түркия фонд аркылуу Умма фондубуз азыр каражат чогултуп, гуманитардык жардам, азык-түлүк менен жардам беребиз деп ушундай ниетибиз бар. Мына Кыргызстандан бүгүн биринчи биздин гуманитардык жардам таркатылып жатат Газа тилкесинде. Анан биргеликте ушул камкор Хадия фонду менен биз дагы жардамды чогултуп, дагы жардам беребиз деп ниетибиз бар. Базы акюкаларымыз бизге mana shu fond bilan bog'lanasizlar ekan, bizga ham bir ozgina omonatlarimiz bor edi, shularni bir o'zini egalariga yetkazinglar deb ozgina omonat bergan. Shuni inshaalloh biz bir 3000 dollar olib kelganmiz. Mana shuni bir shu biz birodarlarimiz nomidan Falastin eliga bir ozgina bo'lsa ham yordam deyishdi. Bu ishni inshaalloh mana hozir boshlagan bo'ldik. Bizi kuzatib turgan, bizi ko'rib turgan barcha aka-uka, opa-singillarimizdan iltimos qilardik. Bu holatga befarq bo'lmasligini. Chunki qanchadan qancha norasida go'daylar, opa-singillarimiz hozir nihoyatda siz bilan bizni bir duomizga, shunda bir moliy taraflama bir qo'llashimizga muhtoj bo'lib turibdi. Hammamiz bir-birimizga bir yordam bergan holatda bir yordamimizni ayamaymiz degan umiddamiz. Şu amanatı biz resmi türünde mine aldık. Bayağı 3000 dolar. Kim jardam bergen bolsa Allah Taala razı olsun. İnşallah uşul amanatı inşallah biz jetkizebiz. Anan uşul bergen akçağa Gaza tilkesinde jabırkaган үйлөргө kança үйлөр эч нерсиз kaldı. Üysüz kaldı. Eşikte kaldı. Tamak aş jok. Uşul kançalagan köp элге биз Түркия фонд аркылуу ошол жерде азык-түлүк алып берип, тамак ашты таркатабыз иншалла. Анан видеолордо мына отчёттор болот. Камкор Хадия фондунун страницаларында дагы көргөзүп турушат иншалла. Абардыңыздардан Алла Таала разы болсун. Ар бир жерде Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө тынчтык болсун иншалла. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نحن فريق عمل مؤسسة الأمة عن قرغيزستان الشقيق نناشدكم بإرسال معوناتكم لإنقاذ الشعب الفلسطيني جراء العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة نحن في الميدان استقبال تبرعاتهم رغم وجود القصف في كل مكان رغم وجود الخطورة على أرواح الفريق الذي يعمل في هذه الظروف الصعبة الشاقة نسأل الله أن يجعل هذا العمل خاصا لوجهه الكريم وأن يتقبل منكم معوناتكم